Sayın Büyükelçi, birçok ülkede, birçok farklı ülkede görev yaptığınızı ve bir o kadar ülkeyi de ziyaret ettiğinizi duyduk, öğrendik. Zaten tahmin de ediyoruz göreviniz icabı. Peki bu ülkelerde yaşadığınız, hiç unutamadığınız bir hatıranızı bizimle paylaşır mısınız? Beni en çok etkileyen şey, ülkeler arası çok seyahat ettiğinizde çok fazla bilgiye sahip oluyorsunuz. İnsanlara bakış açınız, insanlar hakkındaki algınız, insanlar hakkında sahip olduğunuz bilgilere göre şekilleniyor. Kariyerim boyunca asla unutamayacağım en unutulmaz an, Arjantin'de Buenos Aires'teydi. Sonra bir süpermarkete ailem için alışveriş yapmaya gittim. Ve ödeme yapmak için kasiyer kuyruğundaydım. Sırada diğer insanlarla birlikte, annesiyle birlikte bu küçük kız vardı. Ve ben İspanyolca öğrenmeye başlamıştım. Küçük kız sürekli annesinin dikkatini üzerine çekmeye çalışıyor. Sıradaki tek siyah ben olduğum için Arjantin'e gittiğimde belki de mesafe yüzünden aslında pek siyahi insan olmadığını da keşfettim. Küçük kız yaklaşık 6 yaşındaydı. Annesine bu adamın nesi var diye sordu. Çok esmer görünüyor. Banyo yapmıyor. Neden bu kadar esmer? Annesi soruyu bastırmaya çalıştı ve ben İspanyolcayla annesine kıza açıklamasını söyledim. Belki de hiç zenci görmemişti. Kıza bunun hijyenle ilgili olmadığını, benim böyle göründüğümü ve başka kıtalardan benim gibi insanlar olduğunu açıklamadı. Başka kıtalarda bana benzemeyen, onlara benzemeyen insanlar var. Kuyruktaki herkes, yaklaşık 20-30 kişi bir araya geldi ve alkışladılar. Anne ve küçük kız adına özür dilemeye çalıştılar ama kız masumdu. Özür dileyecek bir şey yoktu. Okuyunca dünya görüşünün değiştiğini anladım. Küçük kız büyüyüp dünyayı dolaşsa, film izlese, müzik dinlese, tarih dersleri alsa, farklı ırklardan insanlar olduğunu anlayacaktır. Benim için ilginçti çünkü dünyada hala çok fazla cehalet olduğunu öğrendim. Böylece medya, insanları hayvanlar da dahil olmak üzere, bitkiler de dahil olmak üzere, dünyayı oluşturan çeşitlilik, biyolojik çeşitlilik, içinde kaldığımız bu güzel gezegeni oluşturan her şey hakkında insanları sürekli olarak eğitmek için bir çerçeveyi kucaklamalı. Dünyayı oluşturan bileşenlerin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç var. Arjantin'den aldığım ve diplomatik kariyerim boyunca almaya devam ettiğim bir ders var. Nereye gidersen git, bilgiyi göreceksin ve aynı zamanda cehaleti de göreceksin. Daha büyük bir küresel anlayış için birini diğerini silmek için kullanmak bize kaldı.